Arkadaşlar herkese selam. Bugün Türkiye'nin en çok istenilen iki tane skuterı var yanımda. Biri Forza 250, diğeri de ADV 350. Bugün ne farkları var? Hangisini tercih etmelisin? Hangisinin hangi yönü daha iyi? Birazcık bunlardan değineceğim. O yüzden kahvenizi, çayınızı yapın. Ha, unutmadan şimdiden hangisini alırdınız? Forza 250'yi mi, ADV 350'yi mi tercih ederdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone değilsek bir kontrol edelim. Başlıyoruz. Önce biraz tasarımlardan bahsedelim. Böyle biraz yüzeysel gidelim. Forza 250'ye baktığınız zaman daha geniş ve aynaları gördüğünüz üzere kaportadan çıkan aynalar var Forza'da. Yine böyle gündüz farları yukarıya falan uzanıyor. Surat güzel. Burada bir otomatik cam var. Burada olmayan bir otomatik camı var. Bu camı çok arayacaksınız eğer bir ADV 350 sahibi olursanız. ADV 350'ye baktığınız zaman biraz daha böyle kafası biraz daha yukarıda motorun ve dikkat ederseniz biraz daha zayıfça. Yani daha ince bir yapısı var. ADV crossover bir motosiklet olduğu için. O yüzden Forza sizi rüzgardan daha fazla koruduğunu söyleyebilirim giderken ki özellikle böyle bindiğiniz zaman motora bu otomatik cam olayı var ya, bak şimdi indirdin kaldırdın ne kadar rahat, bunu her anda yapabiliyorsun. Ama ADV öyle değil. ADV'de burada iki tane kulakçık var, çekeceksin ve indireceksin ki ADV 350'deki cam şu an Puyin camı arkadaşlar ve bu cam ekstra opsiyonla alındı. Normalde cam burada falan bitiyor ve rüzgarı tahmin ettiğiniz kadar çok böyle kesemiyor. Kaskınızın camına bayağı bir rüzgar patlaması yaşıyorsunuz. Yani anlayacağınız cam konusunda Forza kesinlikle daha başarılı. Aynaları gelecek olursak, aynaların arkası göstermesi. Hani Forza'da biraz dirseklerimizle hep kavga ediyorduk hatırlarsanız. ADV'de aynalar artık gidonda olduğu için daha rahat. Hem trafikte böyle aralardan, araçların aralarından geçerken daha rahat ediyorsunuz gidondan aynalarda. Çünkü bu bazen böyle aynaya tam motoru yatırıyorsun, ayna da böyle biraz arabaya yaklaşıyor falan filan. Yani ayna konusunda ADV daha başarılı ama cam konusunda kesinlikle Forza. Bu camın otomatik olması müthiş bir lüks arkadaşlar. Bunu ancak kullandıktan sonra anlıyorsunuz. Hemen geriye geçiyorum oradan. Neler var burada? Kadran, ekranlardan birazcık bahsedelim. Forza'da analog bir ekran varken, analog ve dijital bir ekran varken ADV 350'de tamamen LCD bir ekran var. Renksiz, küçük. İçindeki bilgiler aslında size yeterli. Lakin böyle daha böyle bir renkli ekran acaba olsa mıydı diye insanın aklından geçmiyor değil. Çünkü burada aradığınız bütün bilgiler var. Sadece anlık yakıtı bulamadım ben. Keşke bir anlık yakıtı da olsaydı, bence daha başarılı olurdu burada. Bu tarafa geldiğiniz zaman dediğim gibi analog bir kadran var. Hem burada anlık yakıtını da görebiliyorsun. O olay çok güzel. Yani ne kadar basmışsın, o an ne kadar yakıyor böyle. Forza'da onu gösteren ve daha geniş bir kadran var. Lakin yüklüyorsun ya, sürüyorsun motoru. Böyle kadran daha çok gözünde ADV'de. Çünkü daha yukarıda bir kadranı var. Forza'nın biraz daha aşağıda. Oradan geriye gelelim. Gidonlardan bahsedelim. Bence ADV ile Forza'yı ayıran benim için en güzel özelliklerden biri ADV 350'de gidonun daha yukarıda ve bende olması. Yani motoru kullanırken böyle olmama gerek kalmıyor. Gidon daha bende. Ve daha geniş, yani yönlendirmek daha kolay oluyor motosikleti. ADV olduğu için bir de üzerlerinde böyle bir gördüğünüz üzere elcik korumalar var. Forza'da buna ihtiyaç duyulmadığı için elcik korumalar yok. Ama isterseniz tabii ki taktırabilirsiniz diğer aksesuar mağazalarından. Şimdi geçelim selelere. Şimdi ADV 350'nin selesi bence Forza 250'den daha güzel, daha konforlu. Gel böyle gösterelim. Şöyle motoru biraz daha böyle yaklaşayım. Daha böyle sanki kaliteli bir selesi varmış gibi geliyor. Ben Forza 250'nin o siyah düz selesini sevemiyorum. Burada böyle bir X şeklinde bir şey var, böyle deseni var ve oturduğunuz zaman motosiklete böyle bel desteğini, şuradakini ayaklarınızla yadığı zaman daha rahat hissediyorsun. Bunu Forza'da hissetmek biraz zor. Yani bak, buraya oturdum, gidon da daha bende. İsterseniz buraya gidon yükseltici bile yapabilirsiniz. Mantıklı olabilir. Boyu uzun olan arkadaşlar için daha şey olabilir. Bu arada böyle gidon turları ikisinin de fena değil. Baya baya geniş. Özellikle ADV 350'de daha geniş bir gidon turu var. Depoları hemen hemen aynı arkadaşlar. 11.7 litre bir tankı var. Hem bunun hem de onun. Bir de gelin Forza'ya bakalım, koltuğuna. Bu taraftaki koltuk böyleyken bu biraz daha hani böyle daha standart. Bütün motosikletlerde olabilecek bir koltuk gibi. Ha, konforsuz mu? Değil. Ama mesela bak, ondaki bel desteğini burada o kadar hissedemiyorum. Ondaki böyle bel desteği biraz daha hissedilebilir şekilde.
Dediğim gibi mesela Forza ile arkadaşlar ortalama yakıtımız 3-3.5'larda falanken ADV ile yakıt tüketimim yaklaşık 4.1-3.9 gibi. Yani bir yarım litre daha fazla yakıyor ADV 350. O da 80 cc'nin vermiş olduğu bir olay. ADV 350'nin oturuş pozisyonu dedik. Bak böyle şehir içinde ön tarafa geldiğin zaman gidona çok hakimsin. Anlatabildim mi? Aynalarda da işin yok. Ön tarafta değil. Burada araçların aynalarını buralardan geçirttirmek daha kolay oluyor. Yani hem de şöyle göstereyim. Motorun yaklaşık 79,5 cm bir sele yüksekliği var ADV 350'nin. Bak seledeyim. 1.80 boyum var ve ayaklarım rahat yere değiyor. Yani bu konuda kullanmak pratik. Gidon geniş olduğu için motosikleti yönlendirmek de rahat. Bu anlamda ADV 350 hani dışarıdan ya 350 bu biraz hantaldır diye düşünüyorsanız hiç öyle düşünmeyin. Gerçekten yeri geldiği zaman kıvrak olabilen, gidon turu geniş ve birazcık daha yüksekte oturduğunuz için kıvrak bir motosiklet olduğunu söyleyebilirim. Hadi geçelim Forza'ya. Şimdi de Forza 250'deyiz. Arkadaşlar bunu da bir indirelim yere böyle. Şöyle hoppa indirdik. Bunun da 78 santim bir sele yüksekliği var. Aralarında 1,5 santim sele yüksekliği farkı var. Bu gözünüzü korkutmasın. Yani bakın bunda da gayet rahat yere değebiliyorum. Tekrar söyleyeyim 1,80 boyundayım. Benden feyiz alın. Şimdi oturduğunuz zaman motosiklete bak gidon ne kadar aşağıda. Gördün mü? Öteki böyle duruyordum. Bunda biraz daha gidon aşağıya itti ve gidon işin açığı biraz daha darlaştı. Açı biraz daha böyle döndü ve daha dar bir gidon var. Bu da şuna yarıyor mu? Yarıyor. Şimdi şehir içinde eğer bu aynaları böyle çok sıkışık trafikten bahsediyorum. Duran trafikte kapattın. Evet böyle biraz daha dar bir motosiklet tık 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 aralardan geçebilme şansına sahipsiniz. Ama dediğim gibi şu aynalar bazen trafikte canınızı sıkıyor ama korkmayın otomatik camınız var bununla kendinizi avutabilirsiniz arkadaşlar. Daha yerde hissediyorsunuz Forza'da ve nasıl anlatayım daha böyle motorun içindesiniz ADV'de biraz üstünde oturuyorsunuz ki dediğim gibi buraya oturduğunuz zaman şuradaki genişlik Forza'da direkt hissedebiliyorsunuz bunu. Ha evet daha geniş bir motosiklette oturuyorum diyorsunuz. ADV'nin kafa yapısı, kafa granajı birazcık daha dar. ADV 350'ye oturduğunuz zaman ilk başta Forza'dan sonra dikkatinizi çeken şey nedir? Ekran. Ekran burada daha küçük. Forza'da daha işin açığı alımlı duruyor. Hani böyle anlık yakıtını dahi takip edebildiğim bir çizgi varken burada biraz daha gariban bir ekran varmışçasına duruyor. Ama yetiyor mu? Yetiyor. Ortalama yakıtınız falan her şeyiniz var ve kadran biraz daha yukarıda Forza'ya göre. Daha yola bakarken daha rahat okuyabiliyorsunuz kadranı. Bu ön cam olayını biz böyle bir puyin bir camını takarak biraz daha çözdük aslında. Daha güzel oldu. Hani orijinal camı biraz daha rüzgar alırken bu cam ondan yaklaşık bir 5-6 santim falan daha uzun. Böylelikle bu işi çözmüş olduk. Onun dışında oturuş pozisyonuna değinelim. Şimdi ADV 350 de biliyorsunuz ki bir tane böyle normal bir motosiklet gidonu gibi bir gidon var burada. Hani böyle enduro büyük makine kullanıyormuşçasına hem daha geniş hem de daha size yakın bu gidon. Nedir bu? Bu benim için konfor demektir. Yani gidonun bana daha yakın olması beni daha tatmin ediyor. Daha az yorulmamı sağlıyor böyle. O yüzden hem de geniş ya gidon. Motoru böyle daha rahat yönlendirebiliyorum ADV 350'de. Veya böyle bir aksesuar bir şey takmak istiyorsanız ne bileyim ben işte telefon tutucu taktım veya başka bir şey takmak isteyebilirsin buralara. Gidon olduğu için daha rahat bağlantı yapabiliyorsun. Forza 250'ye göre bunda. Bağlantı olanakların daha fazla. Burada kütük farklı biraz Forza'yla. Burada selektörünüz burada. Daha rahat bir selektörü var. Burada da böyle bir joystick var. Afrika TV'ne benzeyen bir kütüğü var. Tam aynısı değil. Afrika'daki daha fonksiyonlu veya Transalp'teki. Ama burada da böyle en azından güzel bir kütük var burada da. Forza 250'nin oturuş pozisyonundan bahsediyorum. Dikkat etmişsiniz ADV'de gidon böyleydi. Şimdi Forza'da biraz daha hem dar gidon. Daha dar bir tutuşu var gidonun. Hem de birazcık daha aşağıda. Lakin hatırlarsanız ADV ile bindiğinizde şu gelen rüzgar, şu an diz kapaklarıma o kadar rüzgar gelmiyor. Neden? Forza'nın şu bu tarafı daha geniş. Ve Forza'nın ekranına baktığınız zaman kesinlikle daha böyle göze hitap eden bir ekranı var. Kocaman. Özellikle şuradaki bak gaza bastıkça böyle yükselen değer var ya o anlık yakıt olayı. Onun orada sürekli açık olması bence çok güzel. Bak şu an mesela Forza'nın camı tamamen yukarıda. Böyle yolculuk yapıyorsunuz diyelim ki. Camınız yukarıda çok güzel. Hani ellerinizi gidondan kaldırmadan tek tuş yardımıyla böyle indirdiğiniz zaman ya biraz hava alayım. Sonra tekrar camımı kaldırırım deme gibi bir lüksünüz var. Bence bu gerçekten lüks bir şey. Hani belki daha önce böyle otomatik bir cam kullanmadıysanız eğer bunun tadını şu an bilmiyor olabilirsiniz. Ya ne olacak bir tane cam indir kaldır evet bir tane cam çok haklısınız. Lakin şu bastığınız zaman o
tatlı tatlı rüzgarın gelmesi, bastığın zaman tekrar bunu kaldırabilmek bence gerçekten güzel bir keyif. Otomatik cam, keşke ADV 350'de de olsa idi. Aynalardan bahsedelim. Aynalar birazcık daha, dediğim gibi, bak dirseklerimi, yani şuralarıma kadar aynalarda görüyorum. ADV'de böyle bir olay yoktu ve birazcık daha yerde oturduğumu hissediyorum Forza'da. Birazcık daha sanki motorun içerisindeyim. Böyle üzerinde oturmuyormuşum gibi. Bana o bir normal büyük bir motosiklet sürüyormuşum gibi hissettirmiyor Forza. Yani ben bir scooter'ım. Beni scooter gibi kullan kafasında birazcık daha. Ama mesela yol konforu Forza'nın çok güzel. Hani yol tutuşu, virajları derseniz ADV 350 biraz daha viraj performansı daha iyi. Amortisörler hem ön tarafta ters olduğu için, biraz daha sıkı bir amortisör olduğu için virajlar daha dengeli. Lakin bu da bir tümsekten geçiyorsun abi, o kadar sert davranmıyor sana. Yani birazcık daha yumuşak davranıyor Forza 250. Bak solluyorum, bununla da gördüğünüz üzere sollamamı gerçekleştirebiliyorum. O biraz daha ataklı sadece. Şimdi gelelim bu iki motosikletin gerçekten aslında nerelerde farklılık göstereceğine, hani neden bu iki motosiklet farklı, neden ikisi de var olayına gelecek olursak en önemli yerlere gelelim arkadaşlar. Yürüyen aksam. Burada Showa'nın süspansiyonları var. Daha kalın ve ters teleskobik. Dikkat ettiyseniz bunda bak krom parçalar burada, bunda ise yukarıda. Yani birisi düz, birisi ters çatal arkadaşlar. Ve ADV 350'nin amortisörleri daha geniş. Lakin gelelim burada, Forza'daki konfor daha güzel. Yani Forza daha yumuşak bir motosiklet. Ne bileyim, bir tümsek atlatırken, bir stabilize yoldan ufak bir şeyden geçerken, ne bileyim böyle ufak bir çukurdan geçerken biraz daha yumuşak. ADV ise biraz daha sert. Neden sert peki? Çünkü böyle bununla offroad yapamazsınız arkadaşlar. Bu offroad yapabileceğiniz bir motosiklet değil. Ama stabilize yollarda hafta sonu kampa mampa giderken daha rahat gidebileceğiniz bir motosiklet. Bak lastikler burada Metzeler Kara geliyor. Burada Michelin City Grip geliyor. Hatta City Grip 2 geliyor. Çok güzel. İki lastik de harika. Bu biraz daha dişli bir lastik. Neden? Çünkü böyle dediğim gibi işte ADV ya, biraz daha crossover, maceracı bir motosiklet ya biraz daha. O yüzden burada iki lastik de çok güzel. Ama biri dişli, biri lastik düz. Ha ADV 350 alırsın, benim taşla toprakla işim yok baba, ben ne yapacağım bu lastiği diyorsan, bittiği zaman gider böyle bir lastik takarsan daha güzel olabilir belki. Yani denemedim, denemek lazım. Bunu da fayda olarak görüyorum. Frenler Nissin, ikisi de güzel tutuyor. Yani iki motosikleti de durdurabilecek güzel fren sistemlerine sahipler. Arka amortisörlere geçtiğimiz zaman arkada ise Showa'nın amortisörleri var yine. Hem de rezervuarlı bir amortisör yapısı var ADV 350'de. Fakat bunlar maalesef ayarlanmıyor. Forza'da ise normal bir süspansiyon var. En azından orada onun ayarları var. Biraz daha sertleştirip birazcık daha yumuşatmak orada sizin elinize kalmış, ama burada maalesef bununla ilgili ayarlar yapamıyorsunuz. Önde ve arkada ikisinde de ABS var. Ve frenleri gerçekten Nissin ikisinin de güzel tutuyor. Kaliperleri falan aynı. Fren teşkilatları birebir arkadaşlar. Evet, bir kalkış daha deniyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Bana bu kadar hızlı gidiyor gelmemişti ya işin açığı. ADV, evet, Forza ile ciddi bir fark açıyor arkadaşlar. Birkaç boy fark açtım şu an Forza'ya. 100 kilometreye geldik. Evet, kesinlikle ADV 350 daha iyi gidiyor. Zaten bunu tartışmıyorduk ama ne kadar gidebileceğini görmüş oldunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi şurada bir top speed deneyeceğim. Ön camı indirdim. Ön camı böyle indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Maalesef ki. Evet, şimdi ADV 350 ile hem bir son hızlarına yakın bir şeyler deneyeceğiz. Hem de bir 0-100 yapalım bakalım. Kalktık, gidiyoruz. Camı indirdim. Forza'da da indireceğim denemek için. Kesinlikle böyle çok rüzgar alıyorsunuz ama bilginiz olsun. 100 oldum. Evet, 130 olduk. Oluyorum. 140. Daha önce ben ADV ile 157 falan yapmıştım arkadaşlar. Şöyle biraz daha düneceğim. 150 yaz be. 149, 150. Yani aslında hemen hemen son hızları bunlar. Tabii ki yol biraz daha aşağı doğru devam ederse bu tarz hızlanmalarınız birazcık daha uzuyor. Ne oluyor? İşte 155 oluyor, 160 oluyor gibi gibi o hızlara çıkabiliyorsunuz. Rüzgar ve kaskın sesi belli ediyordur. Bayağı bir rüzgar var şu anda. Forza'daki otomatik cam keşke şimdi burada da olsaydı da tek tuşa basıp kaldırsaydık. Olun bakalım. Camı indirelim, haksızlık olmasın. Biraz da kapandım. 80. 100.
Hadi oğlum Forza, yürü. Senin namın yeter be. ADV350 arkadan nasıl geliyor İlker? Evet arkadaşlar, şu an 130 olduk. Son hızlarda yürütürsek kafa kafaya gibi hızları var. 140 olduk. Şu an 140'la gidiyorum. 150'yi gör be. Şurada görecek, biraz daha rampa aşağı. Şu an 145. Son hızları yakın arkadaşlar birbirine. Şu an 150 kilometre, herhalde 148-149 yapıyorum şu anda. ADV geliyor arkadan. Eder. Camımı kaldırayım. Şimdi bir motosiklet kullanıyoruz. Özellikle scooter kullanıyoruz. Seviyoruz scooter kullanmayı. Neden? Abi ıslanmıyoruz, çamur olmuyoruz. Bir de en güzel olayı bagaj altı, çantası. Yani bu motosikletler, ikisinin de bagaj hacmi aynı arkadaşlar. Yani hem sele altında iki tane kask, hem de normal çantalarına iki adet kask alabiliyorsunuz. Peki bunlarda ne farklılıklar var? Normalde sele altında hiçbir fark yok arkadaşlar. Lakin çanta olayına geldiğiniz zaman Forza'da motosikletin kendi rengiyle birleşmiş parçalar var üzerinde. Mesela motosikletimiz Nardo Grey, çantanın üzerinde de Nardo Grey plastik parçalar var. ADV'de ise alüminyum bir parça var. Fırçalanmış bir alüminyum var böyle. Hani birazcık daha ya ben offroad'um, anladın mı? Hani bak alüminyum parçalarım falan da var. Sana öyle güzel subliminal mesajlar veren bir çantası var. En güzel olayı ise bu çantaların akıllı çanta olması. Hem Forza'da hem ADV'de de anahtar cebinizdeyken tık diye alttan basıyorsun tuşa abi. Bak ikisinin de aynı böyle bir anahtarı var. Şöyle göstereyim sana. Biliyorsunuz Honda anahtarı klasik. Gidiyorsun çanta anahtar cebindeyken çıt çıt arkadan açıp çantanızı kullanabilme gibi bir özelliğiniz var. Yani çantalarda eşitler arkadaşlar. ADV350'nin motorunda ne var arkadaşlar? ADV350 diye geçse de biliyorsunuz veya bilmeyenler için söyleyeyim, elimi koyacak yer bulamıyorum. 330cc bir motosiklet, aslında 350cc bir motosiklet değil. Peki bu 330cc size ne güçler veriyor? Onu da hemen söyleyeyim. 29 beygir, 31.5 Nm tork sağlıyor ADV350. Gel bu tarafta. Burada ne var? Forza 250'de ise 250cc bir blok var arkadaşlar. Su soğutmalı. Burada 23 beygir 23.5 Nm de tork sağlayan tek silindirli sıvı soğutmalı bir blok var üzerinde. Forza 250'den inip ADV350'ye bindiğiniz zaman şunu söylüyorsunuz. Ya çok bir fark yok aralarında. Evet biraz daha gidiyor gibi hissetsem de, her seferinde bunu savunsam da aynı anda kalktık. 100 kilometrenin üzerinde de kalktık, gördünüz. Arkadaşlar hani ADV350, Forza 250 özellikle kalkışta ciddi bir fark yaratıyor. Yani demek ki 6-7 beygir veya işte 7-8 Nm tork bu kadar boy fark atabilmesine yardımcı oluyormuş. Yani kesinlikle ADV350'nin daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Ha ama dediğim gibi ondan indin buna bindin ya bu uçuyor falan, bu gitmiyormuş gibi bir şey söylemiyorsun. Ancak yan yana kalktığınızda bazı farkları birazcık daha hissedebiliyorsunuz. Tabii ki artçınız var, rampa çıkıyorsunuz. O 80cc, o tork işte burada birazcık daha kendini gösteriyor. Yani gidiş konusunda yarım litre fazla dayaksa da normaldir ki ADV350 daha iyi gidiyor. Aa çok gidiyor, fena kalkıyor ADV. Baksana ya, kalkışta bayağı etkiliyor. 100 oldum. Yok abi yani tabii ki arkadaşlar bu arada yetişmesini beklemiyorum, yani mantık var. İkisi de aynı makinenin, aynı üreticinin üretmiş olduğu. Biri 330cc, biri 250cc, tabii ki fark olacak ama bak sonradan kesildi ya da o bıraktı bilmiyorum. Böyle Forza ile de rahat rahat 140'lara gelebiliyorsunuz arkadaşlar bak. Böyle gidiyorsunuz diyelim. ADV350 ile böyle anlık sollamaları biraz daha rahat yapıyorsunuz. Forza da geçerdi burada ama tabii ki ADV350'nin biraz daha yüksek CC olması, hacimli olması böyle kısa sollamalarda mesela çat açtın, çat girdin daha hızlı, daha atik, biraz daha sana daha hızlı cevap veriyor ADV300. Forza ile yolda 100 km ile gidiyorken sabit gidiyorsunuz. Motordan öyle aman aman böyle herhangi bir bağırma sesi şu an yok. Yaklaşık 6000-6200 devir bandında gidiyorum. Biraz daha 120'ye geleyim. Seyir halindeki hızları için ondan bahsetmek istiyorum biraz. 120 kilometreye geldiğiniz zaman hala sessiz, hala seyahat edilebilir hızlarda şu anda Forza. Yani bir yere gitmek istiyorsanız Forza ile, Forza'nızı da çok üzmeden 120 kilometre hıza sabitleyip
seyahat edebilirsiniz. Böyle 7000 devirlere yaklaşık dayandım. Şu an 7000 devir, 7100 devirlerde falan gidiyorum. Hızım 120 kilometre. Yakıtım ne? Şu an ortalamada 4 litreye yakın bir yakıt yakıyorum. Eğer sakin kullanırsanız Forza az yakıyor ama böyle bu hızlarda giderseniz ADV'ye yakın bir benzin tüketiyor. Bunu da böyle bildirmiş olayım. Virajları biraz daha güzel. Neden güzel? Çünkü önde kalın şov amortisörler var. Bu daha güzel yol tutuyor. Ama bu neye sebep oluyor? ADV 350 düz yoldayken hissetmeseniz de stabilize yollarda daha rahat gitmesi üzere daha dirençli olması için amortisörler kalın yapılmış. Lakin süspansiyon sistemi Forza'ya göre bence daha sert. Forza, hani böyle günlük şehir içi kullanımlarında süspansiyon olayına takılıyorsanız Forza kesinlikle daha yumuşak olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Nereye? Tabii ki fiyatlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz Forza'yı çantalı ve çantasız olarak satın alabiliyorsunuz. Yani diyorsun ya ben çanta istemiyorum. Tabii bulabilirsen artı parantez. Çanta istemiyorsan 204 bin lira. Ama çantalı 219 bin küsür yani 220 bin lira diyebiliriz. Peki ADV nasıl? ADV'de çanta istiyorum veya öyle bir opsiyonunuz yok. ADV 350 otomatikman çantalı geliyor zaten. Çantalı fiyatı da 300 bin lira arkadaşlar. 299 küsür 300 bin liraya yuvarlıyorum ben onları. Arada 80 bin liralık bir fark var. Yani CC başına 1000 TL ödüyorsunuz. Nasıl? 80 cc fark var. 80 bin lira da fark var motorların arasında. Bunu da açıklayayım. Arkadaşlar motosikletlerde 250 cc üzerine çıktığınız zaman ÖTV diliminiz %137'ye çıktığı için arada ADV 350'de maalesef ki böyle bir fark oluşuyor. Peki sen olsaydın hangisini tercih ederdin? Mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın. Ha bir de şöyle bir soru sorayım. Peki diyelim ki 350 cc olduğu için ADV'yi mi tercih ederdiniz? Bugün Türkiye'de 350 cc Forza gelseydi, yani Forza 350 gelseydi onu mu tercih ederdiniz, ADV'yi mi tercih ederdiniz? Detaylarıyla yorumlarda yazarsanız bir test yapacağız, merak ediyorum. Böyle size basitten bir anlatmak istedim aradaki farkları, sürüş pozisyonlarını bilmem nelerini. Hani kafanızda merak ettiğiniz sorular varsa aşağıda yorumlara onları ekleyip biz de onları bu gördükçe cevaplandırabiliriz. Kanala abone olursanız sevinirim. Olmazsa canınız sağ olsun. Boşverin izlemeye devam. Başka bir karşılaştırma bölümü çekeceğiz. Mutlaka hatta özellikle şeyi istiyorum. Yeni XMAX 250 ile Forza 250'yi de çekeceğiz. Çok yakında o da kanalda olacak. O yüzden takipte kalın. Benden şimdilik bu kadar. Başka bir bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.